Bu kemikler yaşlanıyor Fahri Bey. Her şey yaşlanıyor. Tabii ki kemikler de yaşlanıyor. Yine de kemiğin şöyle bir özelliği var. Vücuttaki herhangi bir organ yaralandığı zaman kendisini tamir dokusuyla onarırken sadece kemiğe özgü bir özellik olarak kemik yaralandığı zaman kendisini yine kemik dokusuyla onarıyor ve kemiğin bence en önemli özelliği her gün yeniden kendisini yenilemesi. Bir yıkım var kemikte ve bir yapım var. Bu yıkım ve yapım arasındaki dengenin düzenli korunması, belki de bugünkü konumuz o olacak, üstünde uzun uzun duracağız. Bu dengenin iyi korunması sonsuz sağlık getirebilir. Yani başka dokular, vücuttaki dokular yaralandığı zaman iyileşirken orada nedve dediğimiz iyileşme dokusuyla iyileşiyor. Kemikse yeniden kendi dokusunu üretebiliyor aynen diyorsunuz. Evet, söylediğiniz gibi eğer kemik nedve dokusuyla iyileşirse kemik iyileşmemiş oluyor, eski gücüne kazanamıyor ve üzerine bastığınız zaman eğiliyor. Ancak ve ancak sağlıklı kemik dokusuyla iyileştiği zaman iyileşme gerçekleşiyor. Peki aslında zaten burada herhalde konu biraz da şimdi bu elimdeki gibi kemiklerden çok kemiklerimiz oldukça sağlam, çok da güç taşıyabilen şeyler. Kemiklerden çok eklemler değil mi? Tabii. Şimdi aslında bir bütün olarak ele almak lazım herhalde bunu. Kemikler eklemi ilgilendiren bütün dokular ki bunun içinde bağlar var, kıkırdak var, eklemin kapsülü var ve çevresindeki kaslar. Bunu bir bütün olarak ele aldığımızda hepsinin sağlığını birlikte düşünmek lazım. Doktor arkadaşımın dediği gibi şimdi kemik sadece hastalandığında kendini tamir etmiyor. Normal yaşam süresince de bir yapım ve bir yıkım var. İşte kemik erimesi de zaten bundan çıkıyor. Yani eğer yıkım yapımdan daha fazla olursa özellikle bayanlarda bir takım hormonların etkisiyle zaman içerisinde osteoporozla yani kemik erimesiyle karşılaşabiliyoruz. Bu dinamik döngünün bir dengede olmasını sağlamamız lazım ki kemiklerimiz de sağlıklı olarak bizimle birlikte yaşlansın. Peki acaba vücudumuzda şimdi o zaman şöyle bakalım. Kemik var, eklem var, bağlar var, kaslar var, değil mi? Bütün bunların arasında en kolay yıpranan, dolayısıyla da en çok dikkat etmemiz gereken, bize en çok sıkıntı çıkarabilecek hangisi? Tabii ki eklem kıkırdağı. Eklem kıkırdağı o kadar hassas bir şey ki doğduktan itibaren eklem kıkırdağında olan herhangi bir yaralanma, bu 2 yaşındaki bir çocuk için de geçerli, asla ve asla kendisini orijinal dokusuyla iyileştiremiyor. Biraz önce kemik için ne demiştik? Kemik kırıldığı zaman veya hastalandığı zaman iyileşirken kendisini orijinal kemik dokusuyla iyileştiriyor. Oysa kıkırdak böyle değil. Kıkırdak bozulduğu zaman maalesef kendisini orijinal kıkırdak dokusuyla iyileştiremiyor ve bunun içindir ki kıkırdakta olan bir problem, özellikle yük taşıyan eklemlerde diz gibi, kalça gibi bu problem her gün giderek artıyor ve sonuçta bildiğimiz yaygın kireçlenme hastalıkları olarak bize geri dönüyor. Şunu sorabilir miyim size? Biz kendi geleceğimizi ailemizde görüyor muyuz? Yani annemize baktığımız zaman, babamıza baktığımız zaman kendi genetik yapımızın bir kısmını, önemli bir kısmını tabii onlardan alıyoruz. Üzerine biz de ilave ediyoruz yaşamsal faktörler olarak ama annemizin zamanında işte belli yavaş yavaş artık bozulmaya başladıysa, eklemlerinde problemler yaşıyorsa, hadi kilo ona ait belki biz o kadar kilo almayız düşünsek de, kendi geleceğimizi annemizde babamızda görüyor muyuz? Görüyoruz. Eklem, kıkırdak ve kemik olarak. Kesinlikle görüyoruz. Yani bunu hem sağlık açısından görüyoruz hem hastalık açısından görüyoruz. Yani bir takım hastalıkların ailesel yatkınlıkları var. Annenizde, babanızda ve ailenizde varsa sizde olma olasılığı daha da artıyor. Ama onun ötesinde örneğin bir el eklemindeki kireçlenme denilen kıkırdak bozulması kadınlarda erkeklere göre 10 kat fazla olur ve annenizde, teyzenizde, anneannenizde varsa sizde de çok erken yaşta, 40'lı yaşlarda görebilirsiniz. Yani annenizde bir osteoporoz varsa siz de kendinizde bir osteoporoz yani kemik erimesi bekleyebilirsiniz. Ya da kireçlenme için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Genetik yapıyı anne babadan belki ikisinden biraz, hani biraz ondan, biraz ondan kendimizde görüyoruz.